Merhaba güreştürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. 22 Ocak 2018 tarihinde New York City'de gerçekleştirilecek olan ve Raw'un 25. yılını kutlayacağı bu özel şova Brock Lesnar ile John Cena ikilisi duyuruldu. Bilindiği üzere bu özel şovda geçtiğimiz haftalarda Undertaker, Kevin Nash ve Shawn Michaels gibi isimlerin de olacağı belirtilmişti. John Cena'nın 25 Aralık'taki Raw şovunda kıtalar arası şampiyonu Roman Reigns'e meydan okuması bekleniyor. Öte yandan WWE 25. yıl özel Raw şovu için Goldberg ile iletişime geçti. Ayrıca WWE yetkilileri Goldberg'ü WrestleMania hafta sonu sırasında Hall of Fame ilan etmeyi de tartışıyor. WWE senarist takımı 205 live şovlarını ilgi çekici hale getirmek için Nia Jax ve Enzo Amore'yi senaryo gereği evlendirmeyi düşünüyorlar. Ayrıca Rusev ve Lana gibi, daha sonra Naomi ve Jimmy Uso gibi gerçek hayatta da evli olan çiftler tarzında onlara da takım halinde senaryolarında ve Total Divas şovlarında yer vermeyi planlıyorlar. Bilindiği üzere Royal Rumble'a Lesnar, Kane, Braun Strowman Universal Championship maçı duyuruldu. Yeni gelen bilgilere göre bu maç fikri Vince McMahon'a ait. Kendisi WrestleMania öncesinde Lesnar'a rakip bulamadığı için bu maçı ayarlamayı tercih etmiş. Daha önce Strowman, Lesnar maçının gerçekleşmesi ve bu maçı Lesnar'ın kazanması sebebiyle farklılık olarak Kane'in de maça eklenmesinde karar kılındı. Ayrıca Strowman'ın bir kez daha Lesnar'a tuş olmasını istemiyorlar. Kane'in maçın tuş olma yükünü çekmesi bekleniyor. Nikki Bella YouTube'da paylaştığı videoda düğün tarihinin ve yerinin kesinleştiğini duyurdu. Ayrıca geri dönüş zamanı içinde yakında kelimesini kullandı. Nikki Bella'nın hala boyun sakatlığı tedavisi ile uğraştığı biliniyor. Royal Rumble'da ilk defa gerçekleşecek olan Kadınlar Rumble maçının 30 katılımcıdan oluşması bekleniyor. Bu bilgi henüz teyit edilmemiş, ancak ilk söylentiler 30 kadının maçta yer alacağı yönünde. Dean Ambrose geçtiğimiz günlerde talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Ambrose'un yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle şovlardan bir süre uzak kalacak olmasının ardından Seth Rollins'in hangi isimle çalışacağı belirsizliğini koruyordu. Yeni gelen bilgilere göre Ambrose'un yerini alacak olan isim Jason Jordan olacak. İkili canlı etkinliklerde takım olarak mücadele edecekler. Ayrıca Dean Ambrose'un 6 ay ringlerden uzak kalması ve WrestleMania'yı kaçırması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre Batista geri dönmeyi ve WWE çatısı altında yeniden çalışmayı ciddi düşünmeye başlamış. Eğer geri dönerse bu 6 aylık bir anlaşma olacak. Kendisinin Brock Lesnar ve Goldberg gibi özel bir takvim istemediği, sınırlı şovlarda bulunma arzusunda olmadığı, tam aksine Chris Jericho gibi devamlı ve düzenli bir takvime sıcak baktığı söyleniyor. PW Insider'a göre Dolph Ziggler'ın bu hafta SmackDown'da yaptığı konuşma senaryonun bir parçası. Yine senaryoya göre Ziggler birkaç hafta şovlardan uzak kalacak ve bu ancak canlı etkinliklerde güreşmeye devam etme şeklinde gerçekleşecekmiş. Ziggler'ın TV'den uzak olmasının senaryonun inandırıcılığını güçlendirmek adına yapılan bir hamle olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde röportaj gerçekleştiren MMA dövüşçüsü Daniel Cormier, WrestleMania 34'ün Main Event mücadelesiyle ilgili bazı duyumlar aldığını söyledi. Cormier'a göre WrestleMania 34'ün Main Event mücadelesi Brock Lesnar, Roman Reigns arasında olmayacak. Braun Strowman Royal Rumble 2018'de Universal kemerini Brock Lesnar'dan kazanacak ve WrestleMania 34'te Roman Reigns'e karşı savunmaya çalışacak. Yine Cormier'a göre Brock Lesnar'ın rakibinin kim olacağını henüz bilmezken bir ihtimal WWE'ye geri dönüş ihtimali, söylentileri çoğalan Batista'nın olabileceği konuşuluyor. Bildiğiniz üzere 31 Mart 2018'de Maslak, İstanbul Volkswagen Arena'da Amerikan güreşi şovu düzenleniyor. Bilgehan Demir'in öncülüğünde TPW şovunda biz de Güreş Türkiye olarak orada olacağız. Ve hep beraber tüm Türk profesyonel güreş severler olarak bir buluşma zirvesi gerçekleştireceğiz. Siz de aramıza katılır mısınız? Anket olarak soruyorum. Cevaplamayı unutmayın. Ben Buğra Gür. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.